Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli başkanım, çok değerli protokol, çok değerli ablalarım, bacılarım, sevgili genç kızlarım. Hepiniz hoş gelipsiniz, safalar getiripsiniz. Bizi kırmayıp Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı bugün bu davetimizi kabul etmeye çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. İnşallah, inşallah gelecekte hep birlikte, beraberlikte, hep böyle bir araya geldik kadınlarımızdan, Türkmen kadınlarımızdan faaliyetlerimizi devam etmeye. Bizim amacımız bütün Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı'nın amacı kadınları Kerkük'ün her bir yerinde olsun, kasabalarında, köylerinde, mahallelerinde amacımız bir teşkilatın çatında çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah da bu şekilde faaliyetimiz dürüst ve güçlü bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Hedefimiz bugün bu faaliyetten çok önemlidir. O birisi kadının rolünü göstermek toplum içinde. Kadının rolünü siyasette göstermek ve kadını her bir yerde ispat etmek, Türkmen'in hukukunu savunmak ve inşallah ögümüzde bir önemli seçim vardı, valilik seçimi. Bütün kadınların üstüne bir büyük dövr düşecekti. Bu seçime ne şekilde katılacaktı? Çünkü onlar sözleri geçerlidi. Aileleri içinde kızlarını, oğlanlarını bu seçime katıldıracaktılar ve güzel bir şekilde bu seçimler yayılanacak. Bütün Kerkük'ün içinde hepimiz bu seçime katılacağız. Türkmen kadınları zaman zaman Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı içinde çok bir sıkıntı geçirdi. Elhamdülillah şimdi başkanımızın desteğiyle ve Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı'nın yardımıyla elhamdülillah Irak Türkmen Cephesi dürüst, güzel bir şekilde faaliyetlerinde devam edecekti. Bu arada bu törende haz ederiz gençlerimizin yeteneğini ve onun arasında yetenekli kadınlarımız her zaman manevi destek ve maddi destek, özellikle de Türkiye'nin deprem olaylarında katıldıkları için bize bunları teklif edeceğiz. İnşallah gelecekte bütün kadınlar, Türkmen kadınları, Türkmen erkekleriyle, el birlikten, beraberlikten üstümüze düşen vazifeleri yapacağız. Başkanımıza söz vermiştim ve şimdi de söz vermişik. Irak Türkmen Cephesi bütün kadrosuyla bundan da sonra bir kaa, Kerkük içinde bir büyük kaanı dolduracağız. 1000 kişi kadın katılacaktı bu törene ve inşallah seçimle faaliyetlerimize ne ilgili var ise güzel bir şekilde katılacağız. Biz uzatmayacağım lafımı, başkanımızdan daha güzel konuşmalar bekliriz. İnşallah bundan sonra da faaliyetlerimiz devam edecekti. Güzel bir şekilde, ciddi bir şekilde ve memnunum hepinizden katıldığınız için. Tabii ki bu törende katılmağı, Türkmen kadınların katılmağı çok önemlidir bizim için. İnşallah hepimiz el birlikten, beraberlikten Türkmen davasının arkasındayız. İnşallah da gelecekte en parlak Türkmen bayrağının ve Irak Türkmen Cephesi'nin bayrağının altında, çatı altında çalışacağız. Dava bizim, Irak Türkmen Cephesi yaşasın, Türkmen kadınları yaşasın, Türkmen gençleri yaşasın. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Irak Türkmen Cephesi'nin Genel Başkanı Üstad Hasan Turan, değerli Irak Türkmen Cephesi'nin Genel Başkan Yardımcısı abimiz Hişam Bayraktar, siyasi büro üyemiz Sevsen ablamız, İmad hocamız, birbirinden değerli bacılarımız, analarımız. Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük İl Başkanlığı'na bağlı kadın teşkilatının kadın buluşmasına hoş geldiniz, safalar getirmişsiniz.
Hatırlarım ilk toplantımızda değerli başkanımızdan bütün il başkanlarına çok sarih bir talimatı vardı. O da bizlerden iki şerihaya özel bir önem, sürekli destek vermek bir talimatı vardı. Biz de iki şerihaya inanarak, kadın ve gençlerin doğruna inanarak ilk günden faaliyetlerimize o şekilde başladık ve bugün de o şekilde devam etmekteyiz. Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nın ve bütün kadrolarının kadının ne kadar önemli, ne kadar değere sahip Türkmen toplumun arasında olduğu için başkanımız bize sürekli kadın teşkilatına destek vermek, yanlarında bulunmak bizlerden istemişti. O bizler de o şekilde değerli başkanımızın sözünün doğrultusunda kadın teşkilatımızı daha güçlü, daha aktif, daha gençleştirilmiş bir duruma getirmek için elimizden geldiğini yaptık ve inşallah bundan da sonra inşallah onu devam ettireceğiz. Kadın teşkilatımız 2003'ten bugüne kadar ciddi bir şekilde çalışmaları ve Irak Türkmen Cephesi'ni güçlü etmesi için bütün bölgelerimizde çalışmaları var. Ancak kadın teşkilatı da bütün kurumlar, müesseseler gibi her zaman süreklilik, gençleştirme, faaliyete sürekli kapsanmaları o çok çok önemli. Ona dayanarak biz İşem abimizden il başkanlıkta başlattığımızda kadın teşkilatı aşama aşama daha iyi bir hale, daha aktif bir hale gelmesi için çalışmalarımız var idi. Ve o doğrultulukta biz 60 genç kızlarımız için kadro yetiştirmek amacıyla 3 aylık bir kurs hazırladık. O kursun neticesinde çok iyi, gelecekte güvenip, gelecekte Türkmen kadına iyi bir şekilde hizmet edebilecek kadınlar Irak Türkmen Cephesi'yle yetişti. Ve bugün de ben başkanıma onu diyebilirim. Bu faaliyetin, bu düzenin, bu çalışmaların %80'i genç kızlarımız hazırlayıp onun için gençlerden de çok teşekkür ederim. Ancak değerli ablalarımızın da annelerimizin de anaların onların da doğru inkar edilmez. Onların da her zaman hıbrelerine, nasihatlerine, fikirlerine dayanmak, direnmek çok önemlidir. Bu bağlamda çok değerli başkanımızdan sürekli teşkilatımıza, kadın teşkilatımıza destek verdiği o bütün projelerini bugüne kadar kadın teşkilatının hiçbir projesi reddolunmadı. Bazılar anlar. O da Irak Türkmen Cephesi'nin kadın teşkilatına ne kadar önem verdiğini göstergesi. Son olarak Vafa bacımız da dedi, biz de dedik. Biz başkanımıza aşama aşama söz vermiştik. İlk toplantımız 250 kadın teşkilatının arasında olacağını dedik. Burada da kadın teşkilatımıza maddi manevi bazı değerli bazılarımız var. Katkıda destekte bulundu. Onlar inşallah ödüllendirilecek. Aynı zamanda da genç kızlarımızın da yetenekleri, tiyatroları var seçimlere destek için. Allah razı olsun. Vafa Hanım dile getirdi. Biz de dile getirdik. Kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Ancak sizi de doğrumuz inkar edilmez. Hay askeri bölgesinde kadınlarımız fedakarlık gösterdikleri unutulmaz. Onu bütün bölgelerde, bütün semtlerde bekleriz. Bizim üzerimize düşen il başkanlığının üzerine neyse kolaylaştırmak, çalışmalarımızı en iyi şekilde getirmek için onu yapar. Ama hiçbir kadın teşkilatımızın üyesi, hiçbir büromuz, hiçbir kol veya köylerimizdeki bizim mutabaamızdan rahatsız olmazlar. Kadın teşkilatı mutabaa edilse bilin ki cephe başkanının talimatıdır. Çünkü bugün burada herhangi bir sorumlu varsa kendisi için çalışmıyor. Bir köyde bir kadın teşkilatı kurmuşsak, faaliyet yapmışsa oradaki kadınlara günah olur. Kerkük'ün herhangi bir semtinde kadınlar için bir büro açmışsak, şube açmışsak, o şubeye Irak Türkmen Cephesi yetki verip oradaki kadınlara, genç kızlarımıza hizmet etsin, etmezse eksik olur, günah olur. Onu Irak Türkmen Cephesi kabul etmez. Irak Türkmen Cephesi'nin erkeği de, kadını da, genci de
asnafı da doktoru da mühendisi de herhangi bir şahısımız bir sorumluluk, bir mesuliyet almışsa onu en iyi şekilde yerine getirmeye mükelleftir. Bütün hazırına teşekkür ederiz. İnşallah beraberce değerli başkanımızın güzel sözlerini, nasihatlerini, sözlerini dinlemeye hakkımızı davet ederim. Teşekkür ederim. Saygıdeğer protokol, aziz bacılar, aziz kardeşler, hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz bu güzel buluşmaya. Ama Vefa Hanım da konuştu. Bizim amacımız o büyük buluşmadı. Bir salonda 1000 kadınımızla bir araya gelip çok konuşmaları yapmak isterdik ve inşallah bu yakında onu da yaparız. Aziz bacılarım, bugün toplumun yarısı kadındır. Her zaman bunu diyoruz, diyoruz. Toplumun yarısı kadındır. Onun için kadınlara önem vermemiz lazım. Biz bugün bir ayrı bir ifademiz de var. Diyoruz doğrudur. Toplumun yarısı kadındı. Ama o yarısı da en önemli yarısıdır. Sadece yarısı değil, yok. En önemli yarısıdır. Çünkü özellikle de Türkmen toplumu içinde kadının her zaman değeri çok farklıdır ve her zaman saygıyla, hürmetle kadına bakışımız olmuştur. Zaten Türkmen toplumunun en önemli özelliklerinden medeniyet, kültür ve milli davaya bağlılık. Ve her zaman bunu biz fakirden konuşuruk diyerek harac etsek kadınımızı methederler ve gencimizi, çocuğumuzu her zaman methederler. Çünkü böyle değerli kadınların eli altında yetişir. İnsan ilk alıştığı ilkeler, inançlar annesinden öğrendiği ilkelerdi, inançlardı. Onun için her zaman bize annelerimiz ahlakın yanında bu milli davanı anlatmıştı. Türkmen sevgisini içerimize ekmişti. O Türkmen sevgisi, o Türkmen davasına olan değerimiz aslında annelerimizin bize öğrettiği ilkeler, inançlardı. Onun için temenni ederim her zaman bunu uşaklarımıza, çocuklarımıza o sütten, yemekten o Türkmen davasını, Türkmen sevdasını anladım. Onun yanında inancılarımız, ilkelerimize inandırmaktır. Ve inanın, eğer biz Türkmen toplumunun geleceğini düşünürsek, değilsek Türkmen toplumunun geleceğini güvence altına almak istersek, o zaman biz de en önemi verir kadınlarımıza. Çünkü kadınlarımız gelecek neslimizi yetiştirecek. Bu üzerimize sadece övmek değil, fazla sorumluluk atmakta ey bacılarım. Bunu mecebele bilagın. Biz bugün hakiki bir şekilde Türkmen toplumunun üzerine o kadar oyunlar oynanıldı ki sizi bir noktaya yetiştirmek isterler, o da umutsuzluğa kaptırılasız. İçimizde yes eksinler. Dikkat edin. Her yerde hedef olupsuz. Bütün mehfillerde hedef olupsuz. Ey Türkmen milleti, ona oynamamız lazımdır. O projeleri bozmamız lazımdır. O perdeler arkasında olan üzerimize kirli oyunları dağıtmamız lazımdır. O da neydi ne oldu? Bizim birlik beraberliğimiz de ne olur? Birbirimize sarılmak da ne olur? Birbirimizi sevmek de ne olur? Ancak o kirli oyunların önünde bunu da durabilir.
en büyük hastalık toplumun içinde açılı, o da umutsuzluk hastalığıdır. Yes hastalığıdır. Onun için her zaman, hatta Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de her zaman peygamberimize, Müslümanlara tavsiyesi ne olmuştu? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ نَيْدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Bakın, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar oyunlar oynanıldı üzerine, bu kadar kirli iftiralara maruz kaldı. Rabbül Alemin'in tavsiyesi özüne nedir? Diri hiçbir zaman hüzne kapılmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü siz mümin insanlarsınız. Bizde hamdolsun hem imanımız var dilimize, hem imanımız var dilimize. Zaten milliyetçiliğin iki asas temeli inançtır. İnancı birincisi imanımız dinimize, ikincisi dilimize, milletimizedir. Bu kadar şanlı, yüce bir milletin mensubu olduktan sonra nece fırsat veririk biz düşmanlarımız bizim içimize tefrika, nifak sokumu soksun? Hiçbir şekilde buna fırsat vermeyiz. Ve görürsünüz de inşallah gelecek günlerde birlik beraberliğimizi sadece sözde değil, nece adımlarımızdan, kararlarımızdan adım adım ortaya koyacağız. Çünkü önümüzde gerçekten bir zor merhale var, bir zor sınav var, bir zor imtihan var. O da yerel seçimlerdi. Hem Türkmeniyeli bölgelerinde hem de Çarşı'da. Hiç kimse, bakın bir oyunu diyeyim size. Ne olursa bir iki tane çıkır televizyonda diri matul bel oldu. Televizyonda dakik oğlum sosyal medyada aleyse ben seçime gitmem. Böyle şey oldu ben seçime gitmem. Böyle şey oldu ben seçime gitmem. Her şeyi bağlılar seçimin boykotuna, mukatasını. O zaman bunların arkasında bir güç var, bunları yönlendirir maalesef. İstiri kimse Türkman milletinden seçime katılmasın. Kim gitsin seçime? Burada yaşayan o bir toplumlar gitsinler seçime, sene gelince bir küçük sorun olanda değiller gitme artık seçime. Arkadaş, sen buna dikkat eyle. Seçime gitmeyen de siyasi bir partini cezalandırmasan, sen bir milleti cezalandırsan, sen geleceği cezalandırsan. Onun için kimse bunlara kulak asmasın, kulak vermesin. Tam tersine, ne kadar tehdit ve yüce olursa o kadar seçime katılır. Ne kadar üzerimize oynanan oyun olursa o kadar seçime katılır. Hiç kimseye dememişik git, bunu seç, onu seç. Biz deyirik git Türkmen'i seç. Git Türkmen'e sahip çık. Git Türkmen'in davasını savun. Bizim işimiz şahıslardan değil, bizim işimiz milli davadır. O milli davada ancak ve ancak birbirimizi severek, davamıza sahip çıkarak ve seçime katılmaktan ortaya koyarız. Sonuçta 15 mak'ad var, 15 sandalye var. Eğer sen onun içinde en fazla sayısını getirmedin, seni o hakkı o bir milletlere, o fırsatı o bir kimselere verme, düşmanına verme, diline, davana sahip çık. Bir basit tecrübe konuşayım size için. Bizim sağ olsun kadın teşkilatımız, hepsine ben buradan teşekkür ederim. Bir ekip kurdular, gittiler. Hay askeri Esra Mefkudin bölgesinde evleri ziyaret ettiler. Kadınlarla buluşma yaptılar. Biz bu gibi işlere çok önemli bakırız ve onlardan çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten onun ardından o kadar güzel sonuçlar aldık ki, çok insanlarımız vardı mesela, deyirdi biz bu kadar seçim önemliydi bilmirdik, Allah razı olsun sizden geldiniz, bize anlattınız.
çok kardeş bacılarımız vardı vallahi dediler. Biz bilmirdik bir taka biometriyenin bir zaman gelipti tehditi için. Çok sağ olasız biz de tehdit etmemişik. Bir yer bizim için tapın bulun gidakın pitakalarımızı tehdit eder gittiler pitakalarını tehdit ettiler. Bir kısmı deyirdi vallahi iyi oldu geldi zaten sizi yolumuzu başlırdık. Deyirdik ha zaman bize gelirler hamdolsun geldiniz. Onun için o ziyaretlerimiz devam edecek. Ayrı bölgelerde seçmişik. Gelecek günlerde o bölgelere ziyaretimizi başlarım. Bir de temennim buradan bütün bölgelerimize, Musalla'da, Cümbetler'de, Tavuk'ta, İmam Zeynel Abdin'de, Yayçı'da, Tırçalan'da, Teze'de, her yerde, bütün Türkmeniyeli bölgelerinde kadınlarımızdan ricam, evleri kapı kapı çalıp, ondan sonra o bacılarımıza tavsiye elavın, biyometrini çıkartmayan çıkartsın, pitakasını bitirmeyen bitirsin, İndenden de söz alın özlerinden selamun biz gelmişik tek amaçtan yanımıza Türkmen'e sahip çık. Biz Ferid-i Daci gelmişik Türkmen'in bir yerde listesi varsa listesine sahip çıkın. Ayrı vilayetlerde adayı varsa adayına sahip çıkın. Gelecek o seçimlerden çıkan sonuçlar çok önemlidir. Çünkü yerel hükümetler parlamento seçiminden daha önemlidir. Ben eminim sizi o ettiğiniz işten dolayı hayır askeride çok tarafler rahatsız oldu. Görürüm. O kadar tenkit ettiler, boş tenkitler ama inanmam ki hiçbirisine kulak açmadınız, dinlemediniz ve bu projemiz onların o istemeyen, sevmeyenlerin inadına devam edecek. Allah razı olsun sizden. Aynı zamanda kadınlardan çiçeği isterim daha. Bir, bu yakınlarda mufavadıya ilan edecek muvazzafil iktirah. Muvazzaf iktirah nedir? Bu bir gün muvazzaflar olan her hangi dairede olursa ol, edebilirsen takdim edesen, bir tek gün mufavadiyede devam edesen, onun karşılığında hem bir kitap şükür var, reis uzaradan hem de aynı zamanda onun karşılığında bir maddi mükafaa var. Onun için verir, hükümet verir. Onun için tezgil açılanda ricam bizim çok kadromuz var, eğitimcilerimiz var, ayrı dairelerde var. Lütfen bunu unutmayın, muvazzaf iktirah olmak çok önemlidir. İkincisi, te'in olmayan gençlerimizden temennim ricam, murakıp kiyen siyasi var. Biz bütün İl başkanlarımıza ve bütün bürolarımıza talimat vermişiz. İsteyen, murakip kiyen siyasi özünü yazsın. Onlar için kurs düzenleriz. Ondan sonra seçim günü gider. Hatta Türkmen'in sesini kimse çalmasın. Kimse gadir etmesin bize. O da çok önemlidir. İnşallah onun için teşkilatımızdan adlarımızı başlarım. Hatta biz de üzerimize düşen görevleri yapalım. Beni dinlediniz o için. Çok sağ olun. Allah hakkınızdan razı olsun.